Herkese merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün birlikte yaza özel bir tarif yapacağız. Fit Magnolia tatlısı yapacağız. 96 yılında Amerika'da keşfedilmiş bu tatlı hepimizin mutfağına girdi artık. Ama bunu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz? Onu göreceğiz birlikte. Hadi tarife geçelim. Magnolia yapmak için ihtiyacınız olan, özellikle şekersiz ve fit bir magnolia yapıyorsanız, yulaf unu. Yulaf unu çektim, burada duruyor. Biraz yulafım var, onu da tereyağıyla kavuracağım. Ve sütü yulafla bağlayacağım. Sonra da güzel kırmızı meyvelerim var. Biraz da yulafı nasıl çıtır hale getirebiliriz, içine nasıl malzemeler koyarsak çıtır yulaf yapabiliriz, ondan bahsedeceğim. Evet, Migros sütümüzü alıyoruz. Şöyle 2 su bardağı sütü tenceremize boşaltıyoruz. Biraz fazla koymayı her zaman seviyorum. Şimdi burada yulafımız var. 3-4 kaşık incecik çektiğimiz yulaf ununu süte koyuyoruz. Ve ocağımızın altını yakıyoruz. Karıştıra karıştıra. Şu anda başka içine hiçbir şey koymadım. Kısık ateşte bunu pişirmeye başlıyoruz. O sırada ben ne yapacağım biliyor musunuz? İçine bir tane muz ezeceğim. Burada güzelce yıkadığım muzum var. Şöyle başlarını alıyorum muzun. Birkaç dilimini kendime ayıracağım. Niçin söyleyeceğim size. Şöyle başlarını hemen bir sıcak suya atıyorum. Şöyle göstereyim size. Çünkü kabuklarından atmayacağız bu kabukları. Ve güzel muzlu bir çay yapacağız. Muz kabuklarını birçok şeyde kullanıyorlar biliyor musunuz mutfakta? Mesela muz kabuklarını kurutup da çayda yapabilirsiniz. Kurutup muz kabuklarını granolarınıza koyabilirsiniz. Muz kabuklarını atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Üstelik mesela bir sinek mi ısırdı ya da böyle bir yeriniz tahriş olduysa hemen muz kabuğunu kullanabilirsiniz. Ya da yüze bakım için kullanıyorlar. İlaç sektöründe kullanılıyor. Muz kabuğu deyip geçmeyin. Hakikaten çok işe yarıyor. Şimdi biraz muzdan da keyif almak için o yüzden muz dilimleri koydum. Kabuğu da koyuyorum. Hafif kaynatıyorum. Sonra da altını kapatıyorum. En son çayın keyfini birlikte çıkartacağız. Bu arada bakalım. Magnolia'm güzel güzel kıvam almaya başlamış. Evet, bu tarafa geleyim. Şöyle muzu dilimliyorum. Çünkü magnolia'nın içine koyacağım. Şekersiz yaptığımız tatlılarda muz çok işe yarıyor. Çok. O yüzden hani şekeri arttırmak için keklere de muhakkak muz kullanın. Hem besleyici bir şey yapmış oluyorsunuz. Meyve kullanıyorsunuz. Hem de şeker ihtiyacınızı karşılıyor. Üstelik bu muz biraz böyle geçmek üzereyse, beneklendiyse, yumuşadıysa oh daha iyi. Çünkü çok çabuk yumuşuyor. Doğru mu? Muzu da daha böyle aldınız, o gün aldınız taze ve uzun sürede bekletmek istiyorsunuz. Hani böyle aldığınızda muzu kopardığınız demetin üzerine alüminyum folyo sarıp öyle bekletirseniz, öyle dolapta tutarsanız çok daha fazla uzun süre bayatlamadan muzu muhafaza edebilirsiniz. Evet, bir bütün muzu gayet güzel ezdim. Bu arada çok iyi ezdim. Hani böyle pütür pütür magnolia da sizi rahatsız etmesin. Bir bütün muz kullandım. Bence tadı çok güzel olacak. Hadi bakalım koyalım. Evet, burada bir de Hindistan cevizim var. Şöyle biraz Hindistan cevizi gerçekten bu bütün muhallebili tatlılara yakışıyor. Denemenizi muhakkak öneriyorum. Böyle bir tadını hafifleştiriyor, bir lezzetlendiriyor. Güzel. Şu anda artık magnolia'mız hazır. Ve ben bunu bir cam kaseye alıyorum. Şimdi biraz tereyağını şöyle içine alıyoruz. Ve bir yemek kaşığı labne peynirini
suyuyla birlikte, hatta içine koyuyoruz. Şimdi bir el blenderı, mikseri işinize yarayacaktır. Şöyle güzelce çekiyoruz. Magnolia'yı yaparken uzun süre çekmeniz o magnolia'yı o kadar lezzetlendirir. Ne kadar uzun çekerseniz o kadar lezzetli bir magnolia yapmış olursunuz. Evet, biraz karıştırmaya mola verdim. Biraz da magnolium artık soğudu. O yüzden içine balı ekliyorum. Balı her zaman ılık şeyde de eklemeyi seviyorum. Çünkü balı çok fazla biliyorsunuz ısıtmamamız gerekiyor. O yüzden hep garantiye alıyorum. Tatlandırıcı olarak çok rahat kullanıyorum ama ısıya maruz bırakmıyorum. Magnolium hazır. Şimdi ben onu soğumaya bırakıyorum. Bu sırada magnolia'yı nasıl süsleyeceğiz ona bakalım. Magnolia'm bir yandan soğurken ben de şöyle tereyağı hafif ısıttığım tavaya alıyorum. Sonra üzerine yulafı ekliyorum. Bu arada bunu sadece magnolia için değil, canınız yulaf kıtırı istediğinizde granola yaparken gibi, normalde granolayı fırınlıyoruz ama tavada da çok güzel oluyor. Şimdi güzelce yulafları şöyle kavuruyorum. Biraz yulaflarım kavrulunca içine file badem koyacağım. Ama evde ne varsa onu koyabilirsiniz. Fıstık koyabilirsiniz. Yer fıstığı çok yakışır mesela. Ve besleyiciliği o kadar yüksek ki. Badem koyabilirsiniz. Benim gibi ceviz koyabilirsiniz. Bir tık kavrulsun. Hafif rengini alsın. Onu da koyalım. Sonra devam edelim. Şimdi yulafım tereyağıyla kavruluyor. Ben böyle biraz lezzetini nötrlemek için de hafif tuz ilave ediyorum. Çünkü böyle tatlı tuzlu şeyleri seviyoruz ya. Böyle biraz nötrlemek için granolaya da ben bir çimdik tuz koyuyorum. Evet, şöyle kavrulsun bakalım. Bakar mısınız nasıl da döndü renkleri? Hem de çok kısa bir sürede. Şimdi içine file badem ekliyorum. Badem de çok çabuk yanar, o yüzden hızlıca karıştırıp çok yakmadan altını kapatacağım. Evet, şimdi artık servise geçebiliriz. Tabii ki dinlenmesi çok önemli. İyice çırpılması ve dinlenmesi önemli. Ben bir gün önceden yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya da akşam yiyecekseniz sabahtan yapın. Yani şöyle bir 3-4 saat dolapta dinlensin. Şimdi buraya da yarıya kadar dolduralım. Yarıya kadar geldik. O zaman biraz meyve aralara ekleyelim. Değil mi? Şöyle hem üstüne hem de arasına biraz meyve biriktiriyoruz. Kırmızı erik hem de anjelik, gördüğünüz gibi en sevdiğim benim. İçinin kırmızı çıktığında benim heyecanımı görmeniz gerekiyor. Mesela sarıyı daha mayhoş tadı. O kadar çok sevmiyorum ama içi kırmızıysa, bir de antioksidan değeri de tabii daha yüksek olduğu için. Biraz da kiraz koyalım şöyle. Evet, arayı meyvelendirdik. Tamam, süper. Biraz yine yulafladık arayı. Çünkü biliyorsunuz magnolia'da böyle arada bir bisküvi tadı alıyorsunuz. Şimdi tekrar üste doğru muhallebimizi getirelim. Buraya 2 kaşık yeter. Şimdi buraya da 2 kaşık koyalım. Şu ara katman gözüksün yani, değil mi? Bir şıklığı oluyor hakikaten. Çok güzel. Burası bir kaşık daha istiyor sanki. Tamam, ikisi de eşit olsun. Şimdi yine yaptığımız yulafları, çıtır yulafı üzerine ekleyelim. Rengi gerçekten çok güzel oluyor. Böyle altımsı bir renk alıyor. Bademler de rengini böyle hafif çevirdi ama hiç yakmadık. O çıtırlığını da kaybettirmedik. Şimdi yine biraz meyvelerden gidelim. Şeftaliyi de kabuğuyla kullanın. Kesinlikle iyice yıkanmış şekilde meyvenin kabuklarını da muhakkak tüketin.
Sebelerini de yaptım. Şimdi biraz dolapta bekleteceğim. Dinlenecek ve buz gibi yaz tatlısı hazır. Magnolyalarımız hazır. Biliyorsunuz şekersiz fit magnolia yaptık. Bir tane de muz kullandık. Sonra da o muzun kabuğuyla ve biraz da muz dilimleriyle bir çay yaptım. Keyfini de çıkartalım şu muzun, değil mi? Bu arada muz kabukları hakkında konuştuk. Yine de biraz anlatmak istiyorum. Eğer muz kabuğundan çay yapmak istemezseniz incecik doğrayıp bir gece soğuk suda bekletip sabah çiçeklerinize verebilirsiniz. Ve o çiçekler, özellikle orkideler, muzlu suyu çok seviyor çünkü potasyum kaynağı. Aynı zamanda da komposta da kullanabilirsiniz. Kompost olarak atabilirsiniz, bahçeye gömebilirsiniz. Doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz. Şimdiden size magnolia tarifinde başarılar diliyorum. Afiyet olsun, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.